Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Bakanlar, sizler nasılsınız, iyi misiniz? Allah iyilik versin. Vatandaştan haber getirdim size, yalnız vatandaş hiç iyi değil. Haberiniz olsun. Hiç iyi değil. Bir sokağa çıkın da görün. Hiç pazara gittiniz mi? Bilmiyorum ama tahmin etmiyorum gittiğinizi. Vatandaş tane tane domates, biber alıyor arkadaşlar. Tane tane. Gram gram efendim gıda alıyor artık. 50 gram zeytin, 70 gram salça alıyor arkadaşlar. Para yok, pul yok. Çöplerin başında insanlar kavga ediyor artık. O çöpten elmayı ben alacağım, bu çöpten domatesi ben alacağım diye. Sayın Bakanlar, durum bu. Ya Cumhuriyet tarihinde Türk lirası bu kadar değer kaybetti mi hiç? Vatandaş bu kadar fakirleşti mi hiç? Rekor kırdınız yani. Haberiniz yoksa söyleyeyim. Sokak ağlıyor, kan ağlıyor. Açlıktan millet valla marketlere saldırabilir, haberiniz olsun. Ben size söyleyeyim. Açlıktan saldırabilir gıda marketlerine. Haberiniz olsun. Hele bizim Roman mahalleleri arkadaşlar. Devlet yok. Devlet, hükümet yok. Ne zaman geliyor biliyor musun bizim mahalleye? Çocuk doğacak. Kimlik verecek ya. Devlet o zaman beliriyor. Aç mısın? Susuz musun? Elektriğin kesik mi? Suyun kesik mi? Bugün kaç para kazandın? 6 milyon insan sahipsiz. Sadece kimliği var. O kimlikle de gurur duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kimliğiyle gurur duyuyoruz. Yoksul da olsak, aç da kalsak, bu hükümet, bu iktidar bizi sormasa da biz devletimize, milletimize saygımız, sevgimiz bitmez. Bitmeyecek de. Ama bakın, bu kadar vurduğum duymazlık olmaz. Bu işi yapamıyorsanız terk edin, bırakın. Erken seçime gidelim ya. Vatandaşını düşünüyorsan gel erken seçim yapalım. Gelin. Gelin ya. Bu ülkeye bu kadar işkence çektirmeyin artık. Yazıklar olsun ya. Bakın, yandaş şirketlere neden euroyla, dolarla ihaleleri verdiniz? Biliyordunuz doları bu kadar yükselteceğinizi. Siz kendinizi bilmez misiniz ya? Doları, euroyu bu kadar yükselteceğinizi biliyordunuz. Onun için onları korumak için yaptınız bunu. Açık söyleyeyim. Bakın, şu an Dünya Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na göre Türkiye'deki nüfusun %50'si yoksulluk sınırı altında, temel ihtiyaçlarına kavuşamıyor. Temel ihtiyaçlarına ulaşamıyor. Arkadaşlar, biz artık bakın, özellikle Roman mahalleleri, açlıkla karşı karşıyayız. 6 milyon Roma'nın %97'si kayıt dışı, işsiz zaten. Günlük geçimini sağlıyor. Çocuğun bezi 2 kat artmış geçen seneyle bu sene arasında. Bez alamıyor bakın. Artık çocuk bez alamıyor. Evden eşyasını, elbisesini kesiyor, çocuğuna bez yapıyor. Eski sisteme döndük. Naylon bağlıyor çocuğun altına. Süt zaten, mama zaten alamıyor. Haberiniz olsun sayın bakanlar. Sizin durumunuz çok kötü. Artık ülkeyi yönetemiyorsunuz. Soruma strateji eylem planı yaptınız. Bir kuruş para ayırmadınız. 6 seneden beri bağırıyorum burada. Yok, yok, yok. Siz de yok olacaksınız. Gideceksiniz. Gömüleceksiniz tarihin karanlık sayfalarına. Bu ülkeyi bu hale getirdiğiniz için. Bakın, müzisyenlerimiz Türkiye'nin en değerli insanları ya. Bütün sanatçıların arkasında çalıyorlar. Dünyanın en değerli müzisyenleri Türkiye'de ya. Ta Amerika'ya kadar gidiyorlar. Sayın Bakan, bir kere iki kere para verdiniz, olmuyor. Bakın, bunların emeklilikleri yok. Geriye dönük emeklilik hakları için geriye borçlanma sistemini getirin. Getirin. Bu insanlar emekli olsun. Sizin en neşeli düğünlerinizde, en mutlu günlerinizde sizlerle, bizlerle beraberler bu insanlar. Ama aç, aletlerini satıyorlar. Müzik aletlerini satışa çıkardılar. Çoğu, inanın, aç. Bülent Ersoy, Zeki Müren, İbrahim Tatlıses, Orhan, hepsinin arkasında çalıyorlar. Ama sigortaları yok. Ve intihar ettiler. 200'den fazla Türkiye'de en ünlü Roma müzisyenleri intihar etti. Ben çok üzülüyorum. Değerimiz kayboldu. Sanatımız bitti. Bitiyor. Sahip çıkın bunlara. Bu insanlara sahip çıkalım. Lütfen. Yoksa sanat bitti. Türk sanat müziğini, Türk halk müziğini en iyi icra eden müzisyenler romanlarda, bizde yok ama. Yok, bitti artık. 1000 lira vermekte kaç gün geçinebileceği? 1000 lira ver, 1 ay mı geçineceksin, 2 ay mı? İnanın, CHP'li belediyeler olmasa romanlar aç kalmıştı. Onlar erzaktayla geçiniyorlar.
Onların er... Buyurun efendim. Sayın Başkanım. Efendim buyurun. Sayın Cemal Bekte, Suriyelilere bu hükümet 35 milyar dolar para harcadı. Bir kuruşuna para koydurmadın ya. Roma stratejiyle plana bir kuruş para harcatmadı. Bir kuruş. Roma mahallelerine gidemeyeceksiniz. Mahallelere gidemeyeceksiniz. Gidemeyeceksiniz. Sayın Bakan, Allah aşkınıza 35 milyar dolar para Suriyelilere harcandı. Bize bir kuruş niye harcamadınız? Bak eylem plan dediniz, Cumhurbaşkanı bizi kandırdı. Romanları kandırdı. 2009 yılında dedi ki Romanlar çadırda kalmayacak, işler olacak, mülteciler koruyacağız dediniz. Hani nerede? 6 yıl geçti, geçen gün Aile Bakanlığı'nın kitapçığında şu yazıyor. 2016 strateji eylem planını açın. Diyor ki izleme değerlendirme kurulu kurulacak 2016 Haziran ayı için. Şimdi bu yılki komisyon... Çok özür dilerim, son cümle. Selamlayın efendim. Komisyon görüşmelerinde kitapçık basmışlar. Bir açtım ilk sayfada Aile Bakanlığı'nın kitapçığında 2016'daki ilk yapılacak eylem yazıyor. Diyor ki biz diyor şimdi diyor 2022 için izleme değerlendirme kurulu kuracağız. Halbuki 2016 Haziran'da yapmalar lazımdı. Ama onu da bilmiyor Sayın Bakan. Proje bitti arkadaşlar. Bu Aralık ayı itibariyle Roman strateji eylem planı bitti. 5 yıl bitti. Elde var 0. Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu bu yılda size raporlarda Sayın Bakan bilir. Eleştirde bulundu. Roman strateji eylem planı ile ilgili hükümet hiçbir şey yapmadı dedi. 10 milyon civarında para geldi Avrupa Birliği'nden. O parada nereye gitti belli değil. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum.